Herkese merhaba arkadaşlar. Icarus Medya kanalına hoş geldiniz. Bugün yeni bir konseptimizle karşınızdayız. Yeni konseptimizin ismi Hikayesi Ne? Hikayesi Ne? konseptinde amacımız çarpıcı hikayesi olan mekanlar olabilir, kişiler olabilir, şarkılar olabilir. Bunun gibi konuları size anlatmaya çalışacağız. Bugünkü konumuz ise Tuzlu Kahve. Şimdi Tuzlu Kahve'nin nasıl bir hikayesi olur diyebilirsiniz. Fakat olay göründüğü gibi değil. Doğru bilinen yanlışlar diyebiliriz kısaca. Çok çarpıcı bir hikayesi var. Biz de ekip olarak okuduğumuzda etkilendik ve video çekmeye karar verdik. Ve şimdi size Tuzlu Kahve'nin asıl hikayesini anlatacağız. Bilindiği gibi evlilikten önce bir kız isteme merasimi olur ve bu merasimde gelin adayı erkeğe tuzlu bir kahve yapar. Gerçi gün geçtikçe bu tuzlu kahve olayı biraz daha aslında ...yerini farklı şeylere bıraktı. Örneğin tuzlu kahveye acı biber atanı da gördük. Hamsi koyanı da gördük. Abartıya kaçıp deterjan katanı bile gördük. Aslında bizim bildiğimiz şu anda tuzlu kahvenin hikayesi... ...damat adayı tuzlu kahveye tiksinmeden içerse... ...gelin adayını sevdiğini ve ne kadar cesur olduğunu gösterir. Aslında eski geleneklerimizde olayın böyle olmadığını... ...şimdi size anlatmaya çalışacağız. Eski geleneklerde bildiğiniz gibi flörtleşme, sevgililik olayları yoktu. Daha çok görücü usulü vardı. Ve görücü usulünde o zamanlarda damat adayı ve gelin adayı daha önce hiç birbirini görmemişti. İlk kız isteme merasiminde birbirlerini görürlerdi. Hatta aileler bile çok fazla birbirini görmüyordu. İlk orada tanışıyorlardı ve gelin adayı damat adayıyla evlenip evlenmeyeceğine orada karar veriyordu. Bu karar da aslında tuzlu kahveye bağlanıyor. Tuzlu kahve olayı yine vardı fakat tuzlu kahvenin amacı şu andaki gündemdeki gibi değildi. Gelin adayı damatı ilk gördüğünde beğenirse eğer mutfağa gider tatlı bir kahve yapardı. Bunun amacı damatı beğendiğini ve evlenmekte rızası olduğu anlamına gelirdi. Hatta tatlı kahvenin yanında ufak şekerlemeler dahi koyardı. Fakat Gelin adayı damadı ilk gördüğünde beğenmezse eğer mutfağa gidip tuzlu bir kahve yapardı. Buradaki amaç ise damatı beğenmediğini ve evlenmek istemediği anlamına gelirdi. Damat da o tuzlu kahve içtikten sonra farkına varır ve ailesiyle kalkıp giderdi. Tuzlu kahvenin gerçek hikayesi bu şekildeydi. Ne kadar günümüzde bu durum evrimleşerek bu hale gelse de gerçek hikayesi bu şekilde. Buradan tüm gelin adaylarına sesleniyorum. Lütfen geleneklerimize bağlı kalalım. Erkekleri kız isteme merasiminde zor anlar yaşatmayalım. Video bu kadardı. Videoyu beğenmeyi, yorum atmayı ve ve kanala abone olmayı unutmayın. Sağlıcakla kalın.